Herkese merhaba. Aracımda park ecusunu değiştirdim. Yani park beynini değiştirdim. Bu yeni park beyni şurada gördüğünüz yorgunluk takibine uyumlu. Şimdi bunu aktive edeceğim ben. Önce reprog yaptım. Ve bunu aktive edeceğim. Önce cihazıma bağlanıyorum. Evet, bağlandı. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi değerleri aktive edeceğim. Sıfırda 1 yaptım. Şunu görüyoruz burada. Yorgunluk takibini. Right dedim. Evet, gitti. Şuna bakalım. Bakın arkadaşlar. Off. On yapınca ses işareti gitti. Yani bu araçta artık yorgunluk takibi aktif. Yani ECU'yu değiştirip daha sonra reprog yaptım. Ve reprog'u da Ken Clip'le yaptım. Ve daha sonra da arkadaşlar buradan DDT Foral ile olayı aktive ettim. Bunun yanında eller serbest park var. Ve diğer özellikler de var. Şöyle göstereyim. Yorgunluk algılama uyarısını kapattığım zaman orada bakın ses yok işareti var. Ama aktif ettiğimde hatta motoru çalıştırıyorum. Şimdi o sayfayı açacağım. Bakın yorgunluk takibi açık. Yine şuradan açalım. Off yaptım. Bakın şurada işaret çıktı. Hoparlör üzeri çizgi var. Yani bunu kullanmak şu anda mümkün değil anlamında. Ama bunu on yaptığımda o işaret değişiyor. Ve şu anda yorgunluk takibi aktif. Bir projeyi daha nihayetlendirmiş oluyoruz. Tabii bunu kullanabilmek için bir takım parametreler lazım. Bu parametreleri de ben size video içerisinde anlatacağım. Şimdi yorgunluk takibine getireyim. Buradan menüden göstermiştim size. Yine yapalım. Yorgunluk takibini devreden çıkardığınızda orada hoparlörün üzerinde çizgi çıkıyor. Yani uyarı aktif değil. Ama bunu on yaptığınızda o kalkıyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığını göstereceğim sizlere. Kanal paylaşımı şeklinde, video şeklinde değil de bir fotoğraf şeklinde yorgunluk algılama sistemini, yorgunluk takibini aktive ettiğimi söylemiştim. Bunun için beyin değişikliği yaptım. Park beyni değişti. Daha sonra bu beyni değiştirdikten sonra daha doğrusu size hani bu gösterge panelindeki şu barların nasıl dolduğunu göstereceğimden bahsetmiştim. Başladım. Yaklaşık 1,5 saat oldu. Yeşil önce doldu. Ardından sarı doldu. Yani bunların dolması için çeşitli gerek şartlar var. Onların yerine getirilmesi gerekiyor. Zaman var bunun içinde. Sürat var. Sinyal vermeden şerit değiştirme.
ve bunun gibi şeyler var. Ben size bu yolculuk boyunca bu barların dolduğunu göstereceğim. Şu anda sarı bar dolu. Daha sonra ilerlemeye devam edeceğim. Evet. Turuncu da yandı. Biraz daha böyle devam edersek sanırım kırmızıyı da yakıp uyarıyı alacağız. Birinci denemede kırmızıyı dolduramadık. Şimdi yorgunluk takibi, arabayı ilk çalıştırdığınızda bu şekilde bu barların içi dolu olmuyor. Arabayı kullanmaya başladıkça barların içi dolacak. Hep beraber izleyeceğiz. İlk bar doldu. İleride hız kamerası var. İlk bar yeşil renk. Yani daha yeni sürüşe başladığınızda ve sürat kademesini geçtiğinizde kısa sürede yanıyor. Devam edeceğiz. Bir süre daha kullandık ve şu anda sarı uyarı yandı. Sarı uyarı yandı. Kullanmaya devam edeceğiz. Bakalım kırmızıya ulaşabilecek miyiz? O kadar kullanabilecek miyiz? Turuncu da şu anda yandı. Turuncu barın içi de doldu daha doğrusu. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Kırmızının dolması için sanırım biraz daha beklemek gerekecek. Devam. Kırmızı dolmadı. Saatlerdir gidiyorum. Evet. Yorgunluk ikazı mola veriniz dedi. Ve sesli olarak uyardı. Yani sistem güzel çalışıyor. Ama 3 saat ya da 3,5 saat sürmem gerekti. Mola veriniz diye yazı yazdı burada. Ve sesli uyarı da yaptı. Ama tabii ben çekimi yakalayamadım. Biraz yavaşlayayım. Yavaşlayınca çünkü 60 kilometrenin altına inince, şimdi göstereyim size, o barlar kayboluyor. Hızlanınca tekrar geliyor. Evet, birazdan kaybolacak. Evet, kayboldu. Şimdi bakalım yeniden verecek mi aynı uyarıyı. Teşekkür ederim.